Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Yüksek sıcaklığı ve nemden herkes şikayet ediyor. Peki sağlığımıza bu iki kötü unsur bir araya geldiği zaman nasıl bir etki oluşuyor onu görelim isterseniz. Birincisi size birkaç hatırlatmada bulunayım. Normalde biliyorsunuz terleyerek vücudumuzu soğutmaya çalışıyoruz ve cildimizdeki ısı reseptörleri de beynimize uyarılar gönderiyor ve ısı kontrol merkezimiz çalışıyor. Fakat nem olduğu zaman işler biraz karışıyor. Neden diyeceksiniz? Biliyorsunuz nem su buharı demek. Ve nem oranı arttıkça cildimin üzerindeki su buharı daha uzun süre kalıyor. Bunun neden tehlikesi var? Şundan dolayı. Bu nem bizim vücudumuzdaki ısı reseptörlerinin yeteri kadar uyarıları beyindeki merkeze göndermesini engelliyor. Birincisi bu. İkincisi ise ilginç bir gerçek, o da şu. Cildimizdeki ısı reseptörlerine baktığımız zaman aslında soğuk reseptörlerinin sıcaklığa göre 3,5 kat fazla olduğunu görüyoruz. Yani biz aslında soğuktan korunmak üzere dizayn edilmiş organizmalarız. Soğuğa göre ayarlanmışız, sıcağa göre ayarlanmamışız. Dolayısıyla bu ısı reseptörleri az olduğundan dolayı, bir de yüksek nem olduğu için dolayısıyla sıcakla başa çıkmamız biraz güçleşiyor. Ve bu ikisi bir arada bulunduğu zaman sıcak çarpması dediğimiz durum daha da ağırlaşabilir. Ve dikkat ediniz, üzerimize yapış yapış oldu dediğimiz hadise aslında cildimizdeki su buharının uzun süre kalması ile ilgilidir. Ve sıcak çarpmasının olma şansı da yüksek nemde daha olasıdır. Bu yüzden genel sıcak önerilerini biliyorsunuz, şapkaları, hafif giyinmek, açık renk giyinmek, bütün bunların hepsini biliyorsunuz. Fakat özellikle sudan geri kalmamızı lütfen rica ediyorum. Ve sıcak havada kesinlikle eğer dışarıdaysanız mümkün olduğu kadar yavaş hareket ediniz. Çünkü hareket ettiğiniz zaman terleyeceksiniz. Zaten sıcak havada terliyorsunuz ve terlediğiniz zaman da su buharı daha çok cildinizde kalıyor. Böylelikle soğutma mekanizmasını maalesef yavaşlatmış oluyoruz. Ayrıca sıcak çarpması ile ilgili merak ediyorsanız buraya bir bağlantı bırakacağım. O bağlantıdan sıcak çarpması ile ilgili bilgileri de öğrenebilirsiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalınız.